Bir öğrenci iyonik bileşiklerin bir katyonun daha büyük bir anyonda kutuplaştırma etkisi olduğunda önemli kovalent özellikleri olduğunu öğreniyor. Bunun ne demek olduğunu bir inceleyelim. Bir katyonumuz olduğunu düşünelim, evet. Bu katyonumuz olsun. Bu da daha büyük olan anyonumuz. Aslına bakarsanız şu şekilde çizersem daha iyi olacak. Katyonun da elektronları vardır, evet. Bu çekirdeği olsun. Bu etrafındaki elektron bulutu olsun ama elektron sayısı proton sayısından az olduğu için katyonun yükü artıdır. Bu iona katyon adını vermemizin sebebi de bu zaten. Anyonda ise yine pozitif bir çekirdek ve elektron bulutu var. Anyonu daha büyük olarak çizeceğim evet. Buna göre çok daha büyük olmasını istiyorum. Elektron bulutundaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısından büyük olduğu için anyonun yükü de eksidir. Bunun anyon olduğunu not edelim. Devam edelim. Önemli kovalent özellik demişler. Kovalent bağları hatırlayacak olursanız elektronlar iki atom arasında paylaşılırdı. Bir katyonun daha büyük bir anyonda kutuplaştırma etkisi olduğunda ne demek peki? Buradaki elektronların benzer yükler birbirini iteceğinden dolayı negatif arkadaşlarından uzaklaşmak istediklerini ve buradaki katyonla daha fazla vakit geçirmek istediklerini düşünebilirsiniz. Kovalent özellik göstermekte işte bu anlama gelir. Yani bu elektronlar ikisi arasında daha fazla paylaşılmaya başlar. Kovalent bağlarla iyonik bağlar arasında bir spektrum olduğunu da düşünebiliriz. Kutuplaştırma etkisi de bunun sonucunda ortaya çıkar. Başka bir deyişle bu elektronlar çizimde de gördüğünüz gibi sol tarafta sağ tarafa göre daha fazla vakit geçirmeye başlarlar. Elektronlar yani negatif yükler bu tarafta toplandıklarında ise bu taraf sağ tarafa göre daha negatif yüklü olur. Evet, sonra da verdikleri bilgi bundan ibaret. Devam edelim. Buna göre küçük katyon ve büyük anyonlardan oluşan tuzların erime noktalarının göreceli olarak düşük olması gerektiği hipotezini üretiyor. Bu da katı haldeyken tuzları örgü yapılarından çıkarmak için daha az enerji gerektirdiği anlamına gelir. Tablodan iki bileşik seçerek verinin öğrencinin hipotezini nasıl desteklediğini açıklayınız demişler. Bunların hepsi tuz. Bunların ayrıştıklarını ya da katyonlarının ne olacağını düşünürsek, evet bu bileşikleri meydana getiren katyonları yazacak olursak, bir bakalım, lityum var, sodyum var ve potasyum var. Anyonlarsa iyodür ve flörür. Şöyle yazalım. Flörür ve iyodür. Peki bunların hangileri küçük, hangileri büyüktür diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Lityum, sodyum ve potasyumu karşılaştıracak olursak, lityum, sodyum ve potasyum hepsi birinci grup elementleridir. Ve genel olarak bir grup içerisinde aşağıya doğru ilerlediğimizde elektron kabuğu eklendiği için boyut büyür. Bu yönde ilerlediğimizde boyut büyür. Buna göre de lityum en küçük potasyumda en büyük katyon olur. Hemen not edeyim, lityum en küçük potasyumda en büyük olandır. Anyonlara gelecek olursak, flor ve iot da aynı gruptadır. Ve gördüğünüz gibi, iyot daha aşağıda olduğundan daha fazla elektronu yani daha fazla elektron kabuğu vardır diyebiliriz. İyodür ve florür söz konusu olduğunda ki bunlar iyot ve florun elektron kazanmış halleridir. İyot flor'dan daha büyük olduğu için iyodür de florürden daha büyük olur. Evet bu daha büyük, florür ise daha küçük. Lityum iyodürde küçük bir katyon ve büyük bir anyon vardır. Ve öğrencinin hipotezini ele aldığımızda durumu en iyi açıklayan örneklerden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Küçük bir katyon ve büyük bir anyon. Evet Lityum iyodür bunun için çok iyi bir örnek ve gördüğünüz gibi erime noktası da diğerlerine göre çok daha düşük. İsterseniz diğer uçtaki örneği de değerlendirelim. Büyük bir katyon ve küçük bir anyondan bahsediyorum. Bu kombinasyon tabloda bulunmuyor ama bir bakalım. Evet, sodyum florür ilginç bir örnek olabilir. Neden diyecek olursanız buradaki katyon anyondan daha büyüktür de da ondan. Bu büyük katyon, bu da küçük anyon. Erime noktalarına baktığımızda da en yüksek erime noktasının bunda olduğunu görüyoruz. Evet, sanırım bu ikisini karşılaştırabiliriz. A sorusu için maviyle yazacağım. Evet, küçük katyon artı büyük anyonu olan lityum iyodürle daha büyük bir katyonla küçük bir anyonu olan sodyum flürürü karşılaştırdığımızda erime noktalarının öğrencinin hipoteziyle aynı doğrultuda olduğunu görüyoruz küçük katyonu olan lityum iyodürün erime noktası sodyum flörürün erime noktasından düşüktür. Evet, bu iki bileşiği karşılaştırdığımızda bunların hipotezi değerlendirmek için iyi örnekler olduğunu da düşünüyorum. En düşük erime noktası olana baktığımızda öğrencinin hipotezini doğruluyoruz. En yüksek erime noktası ise yine hipotezde aynı doğrultuda yani büyük bir katyon ve küçük bir anyon olduğunda gerçekleşiyor. Bunlar da az önce söylediğim gibi hipotezi doğrulayan veriler. B sorusuna geçiyoruz. Tabo'dan suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturacak bir bileşik seçiniz. Çözeltinin bazik olmasını sağlayan tepkimenin net iyonik denklemini yazınız. Bazik bir çözeltiyi nasıl oluşturabileceğimiz hakkında biraz düşünelim mi? Hidroksitin ortaya çıkması için su moleküllerinden hidrojen almamız lazım. Öyle değil mi? Bunu yapabilecek birkaç adayımız da var. Halojenürler yani iyodür ve florür var. Ve önemli olan hidrojen iyodürün ya da hidroiyodik asidin çok güçlü bir asit olduğu. Şöyle yazalım. Hidroiyodik asit güçlü. Hidroflorik asit ise daha zayıf bir asittir. Güçlü asitler hidrojen alma işinde çok başarılı olamazlar. Neden diyecek olursanız bunlar başkalarının hidrojenlerini almadan kendi hidrojenlerini dışarıya vermek isterler de ondan. Bu yüzden de Iodir çok da iyi bir aday değildir ama florür ilginç bir aday olabilir. O halde bunlardan birini alalım. Lityum florür ya da sodyum florür. Sodyum florürü daha önce de kullandık. Onunla devam edelim mi? Çözeltenin bazik olmasını sağlayan tepkimenin net iyonik denklemini yazmamızı istiyorlardı. Sodyum florürü seçtik. Not edelim. Evet sorunun birinci kısmında suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturacak bir bileşik seçin diyorlardı. Biz de sodyum flörürü seçtik. İsterseniz şimdi de iyonik denklemi yazalım. Bundan da net iyonik denkleme geçeriz. Suda çözündüğü için suda çözünen sodyum katyonları artı flörür anyonları olacak. Ve bu da şununla dengede olacak. Ama bir saniye buraya tepkimeye gireceği şeyi yani suyu da yazmamız lazım. Bileşin içinde çözüneceği madde bu olduğu için bunun suda çözündüğünü belirtmeye gerek yok. Buradan devam edeceğiz ama önce burayı kopyalayalım. Süper. Denge sembolünü şimdi koyabiliriz. Evet. Bu florür hidrojeni alacak demiştik öyle değil mi? Bunun sonucunda da ortaya suda çözülmüş halde bulunan hidroflorik asit artı yine suda çözülmüş halde OH- ve artı sodyum katyonu olacak. Bu da suda çözülmüş halde tabii ki. Bu dengeye geldiğinde ortaya çıkan hidroksit sonucu da bazik bir çözelti elde etmiş olacağız. Burada eğer iyodür olsaydı tepkime bu yönde gerçekleşecekti. Evet, buradaki eğer hidrojen iyodür olsaydı bunun bir denge durumu olacağını söyleyemezdik. Güçlü bir asit çok güçlü bir şekilde hidrojenlerinden kurtulmak isteyecekti ve bu yüzden de hidrojen iyodür yerine hidrojen florür kullandık. Bunu suya koyduğumuzda hidroflorik aside dönüşecek. Gaz halinde ya da olduğu gibi olduğunda hidrojen florür diyebiliriz ama çözeltiye girdiğinde hidroflorik aside dönüşeceğini söyleyebiliriz. Net iyonik denkleme gelecek olursak da bu sodyumları görmezden gelip tepkiminin bu kısmına odaklanabiliriz. Evet, tepkimenin bu kısmı da net iyonik denklemlerdir.